Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ilişkin 8 Mayıs verilerini paylaştı. Buna göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 3.689 oldu. Bugün toplam 33.687 test yapılırken 1.848 yeni vaka tanısı konuldu. Bugünkü 3.412 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 86.396'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısı 653, toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 1.219 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım ifadelerine yer verdi. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı 4 milyona doğru ilerliyor. Dünya koronavirüsle savaşıyor. Virüsten en fazla can kaybı hala Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ülkede 80 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısında Amerika'yı 30 binle İngiltere, 29 binle İtalya, 26 binle İspanya, 25 binle Fransa takip ediyor. Bu görüntüler Amerika'dan. Başkent Washington'da birçok alanda maske takma zorunluluğu devam ederken marketlerde hazır gıda ve temizlik reyonları boş kaldı. Koronavirüs vaka sayısında dünyada 5. sırada olan Rusya'da tablo giderek kötüleşiyor. Son 24 saatte 10 binden fazla yeni vaka tespit edildi. 98 kişi daha hayatını kaybetti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da restoran ve kafe sahipleri alınan önlemler nedeniyle ekonomik sorunlar yaşadıklarını belirtti ve boş sandalyelerle protesto gösterisi düzenledi. Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, nalbulye gibi zaruri ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırılıyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Çek abi, terlik aldı, bedava. Yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs'tan itibaren genelgede belirtilen söz konusu pazarcı esnafına yönelik kısıtlamanın kaldırıldığı kararı alındı. Bakanlığın 81 ile gönderdiği genelgede pazarlara ilişkin bilim kurulu önerileri doğrultusunda ilgili bakanlıklarca belirlenen kurallara da yer verildi. Pazar yerlerinde alınan malzemelerin satışını yapacak esnaf ve mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması başlıca şartlardan biri. Ayrıca pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak. Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilecek. Bakanlık valiliklerden konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, daha önceki genelgelerle getirilen kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini ve bu doğrultuda pazarların sürekli denetlenmesini istedi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 numaralı D tipi cezaevinde koronavirüs belirtilerinin gözlemlenmesi üzerine test yapılan iki tutuklunun sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan çalışma sonucu belirti görülen diğer mahkum ve tutuklulara da test yapıldı. Sonuçların alınmasının ardından 42 tutuklu ve hükümlü de daha koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamada bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve ailelerin bilgilendirildiği kaydedildi. Hafta başından beri yoğunluğuyla gündemdeydi.
Artık İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gezerken maske takmak zorunlu. Maske takma kuralına uymadığınız takdirde hakkınızda adli ve idari yaptırım uygulayacaksınız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk hayli dikkat çekmiş ve tepki görmüştü. Bu manzaranın ardından Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, bölgede maske takma ve kişiler arasında 3 metre sosyal mesafe konulmasına karar verildiğini açıkladı. Zabıta ve polislerin denetimleri sürerken belediye ekiplerince maskesi olmayanlara dağıtım yapılıyor. Kurallara dikkat etmeyenlere ise 3.150 lira para cezası kesiliyor. Maske takma kuralına uymadığınız takdirde hakkınızda adli ve idari yaptırım uygulayacaksınız. Dünya Sağlık Örgütü'nden Afrika uyarısı geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında COVID-19 salgınına karşı etkili önlemler alınmadığı takdirde bir yılda 83 ile 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Bunun için de test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor çağrısına yer verildi. Afrika kıtasında COVID-19 gören kişi sayısı 50 bini aştı. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine.